Anne bak bir daha söylüyorum sana. Ben odayı havalandırmaya gelmiştim. Gelmişken odayı bir toparlayayım dedim. Çok yoruldum. Uzandım sadece. İçim geçmiş burada. Başka hiçbir şey olmadı. İçim geçti sadece. Anne bana niye öyle bakıyorsun ya? Burada başka ne olmuş olabilir? Bana niye öyle bakıyorsun? Anne nereye gidiyoruz ya? Ne yapacaksın? Nereye gidiyoruz? İsmet ne olursun bir dinle, rezil mi edeceksin? Ben ne yapacaksın? Anne, yazıklar olsun be. Size de, sizi bu eve sokan bana da yazıklar olsun. Benim derdim kızımla, sen ne diyorsun? Sen kızını bırak da oğlunun derdine yat. Kilo kilo uyuşturucu taşırken yakalanmış. Haberin var mı? Polisler kapıya dayandı, oğlunu götürmüşler. Agah Bey'i götürüyorlar şimdi. Koskoca Agah Bey'i götürüyorlar oğlun yüzünden. Püh! Anne! Devletin memuru kafama dayanmış. Beni uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Uyuşturucu ne demek ya? İyi misiniz siz? Ne oluyor? Benim evimde uyuşturucu arayacaklarmış. Benim evimde! Oğlum nerede? Tamam şimdi şubeye geçiyorum. Siz de bilgi veremezseniz kim verecek? Annesiyim diyorum, annesi. Nereye götürdüler oğlumu? Agah, kızım. Ya şoför benim şoförüm. Pardon siz benim babamı niye götürüyorsunuz ya? Sizin de bilginize başvuracağız hanımefendi. Anne beni de götüreceklermiş işte. Agah ne oluyor? Bir şey oldu yok. Al kızı gir içeri. Avukatımla görüşüp de ne olduğunu öğrenmeden kızım bu evden adımını dışarı atamaz. Geçin içeri. Buyurun. Devletin yolladığı avukat gelmişti. Hani nerede? Gelip ne yapacaksın babaanne? Biz de çırpınmaktan başka bir şey yapamıyoruz ki zaten burada. O adam avukat ordusuyla girdi içeri. Benim oğlum tek başına. Hanımefendi, oturup bekleyeceksiniz. Ben size bilgi veremem, bir şey bilmiyorum. Allah aşkına babaanne. Alıştık artık zaten. Her hafta karakoldayız, görmüyor musun? Hem bak Cemre gelsin. Ben annemi ona devredip geleceğim, anlatacağım her şeyi. Kız babaanne, Cenk Beyler geldiler mi acaba evlerine? Ben sana haber vereceğim Neriman Hanım. Sen ağzını açmadan oturup bekleyeceksin. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Bizimkiler nerede? Ya kapıyı açacak mısın? Burada böyle duracak mıyız? Benim annemin yanına gitmem lazım. Tamam, 3 deyince. 3. Ne diyorlar? Ne söylüyorsun? Kardeşinin derdine düştüm diye ne halt ettiğini unuttum sanma. O odada ne yaptığının hesabını verene kadar da bana anne deme. Yavrum siz daha fazla durmayın burada. Bak kardeşin çıksın. Midesine mi üşüttü, ne oldu? Siz gidin babaannenin yanına. Soğuk burası. Sensizsin sen. Sensizsin Cemre. Kimse. Anne, moralimizi bozmayalım. Bak biz bunu daha önce de yaşadık. Burada ne döndüğünü biliyoruz. Birileri yine kendine kurban seçti. Kimseye kurban olmayacak benim oğlum. Olmayacak. Olmayacak anne. İyi misin sen? Ben iyiyim. İyiyim ablacığım da. Sen böyle üşütme. Yavrum keşke üstüne bir şey alsaydım. Paldır küldür fırlayınca... Cenk Bey'le fırladınız herhalde öyle paldır küldür ha abla? Abuk sabuk konuşma ablanla. Kapıda karşılaştılar belli. Hanımefendi, oğlunuz atanan avukat geldi. Buyurun. Hadi yine iyisin. Yalan söylemene gerek kalmadı. Annem maşallah senin adına bir güzel salladı. Yalan söyleyecek bir şey yok. Fırsat olmadı. Anlatamadım ne olduğunu. Bir açıklaması var yani. Telefonda biz geliyoruz diyorsun. Bir geliyorsun kol kolası. Bir açıklaması var yani ha? Var. Seni hiç ilgilendirmeyen bir açıklaması var. Ben ilgileneceğim senin ablacığım. İlgileneceğim. Civan, sakın korkma oğlum. Her şey ortaya çıkacak. Kaçırdık. Şoför işte bu. Her şey ortaya çıkacak Civan. Civan yalnız bırakmayacağız seni. Arkadaşlar Karaçay geliyor. Açıklamanızı yazılı netim olarak vereceğiz. Yorum yapmayın lütfen. Agah Bey. Bu gece yaşamak zorunda kaldığım bu soytarılık hangi caminin avlusuna itin marifetiyse şimdi o canına susamış ite sesleniyorum. Adım Agah. Soyumun da adı Karaçaysa ben bu hainliğin hesabını sorarım. 35 yıllık mazimize, soyumun adına, rahmetli abimin hatırasına kasteden bu şerefsizlerin kumpasını ortaya çıkartmak boynumun borcudur. Bana bu şerefsizliği yapanlar da bunu böyle bilsin. Bana hesap vereceksiniz. Oh, ağzı dert görmesin Agah Bey'in. İyi demiş, az bile demiş. Müştemilattakiler nerede? İyi akşamlar. Hanımefendi, ben bizimkileri aradım, cevap veren olmadı. Siz mutlaka bir haber almışsınızdır diye... Bahçede kim kaldıysa söyle, müştemilatı boşaltsınlar.